Mahmut Ömür, Başkan Erdoğan dünyanın korku duvarını yıktı. İki fotoğraf, ABD Kongresi'nde soykırımcı Netanyahu'nun ayakta alkışlanması, Fransa Olimpiyatlarında sergilenen rezalet ve soykırımcı İsrail ekibinin pervasızlığı, dünyada yaşanan bütün o zalimliklerin arkasında nasıl bir batı canavarlığı ve kirli bir hesap olduğunu bir kez daha gösterdi. Hala içeride görmeyenler, ileri geri konuşanlar olsa da İsrail faşizmi bu canavarlaşan batının bir ürünü ve hala o canavarı beslemeye, ayakta tutmaya devam ediyor. Gerçi bu da London Review of Books yazarı Adam Schatz'ın dediği gibi, bir zamanlar ölüm kamplarından sağ kurtulanlara sığınak olan İsrail devletinin soykırımla suçlanan bir millete dönüştüğü gerçeğini değiştirmeyecek. Daha söyle bir noktaya gelindi ki, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail devletini soykırımcı ilan etmesi, vicdan sahibi Batılı ve Yahudi aydınlarının isyanı ve milyonlarca dünya vatandaşının sokaklara dökülmesi bile İsrail'in zalimliğini durdurmaya yetmedi. Nihayet soykırımcı İsrail daha sert bir tepki hak etti. O sert tepki de Başkan Erdoğan'dan geldi. Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek, bunun benzerini aynen onları da yaparız. Yapmamak için hiçbir şey yok. Bu sert çıkış, çöküş korkusu yaşayan zalimleri çok öfkelendirdi. İsrail Dışişleri Bakanı İsrail Katz da yapabileceği en aşağılık cevabı bölgede daha önce yaptıkları zalimlikleri hatırlatarak verdi. Erdoğan, Saddam Hüseyin'in izinden gidiyor ve İsrail'e saldırı tehdidinde bulunuyor. Orada ne olduğunu ve nasıl bittiğini hatırlatmasına izin verin. İsrail'li zalimlerin arkasındaki emperyalistlerin fark etmediği şey ise artık o günlerin geride kaldığı. Bölge devletlerinin bir kısmı sussa da halkların ve vicdanlı siyasetçilerin o zalimlikleri unutmadığı gerçeğiydi. Artık yeni bir dünyanın içindeyiz. Türkiye'den Çin'e, Güney Afrika'dan Brezilya'ya, Kolombiya'dan İspanya'ya, Azerbaycan'dan ülke gerçek görüyor. Ve ABD destekli İsrail'in Filistinlere yaptığı soykırıma karşı güçlü bir hat oluşturuyor. Henüz istenilen noktada olmasa da bu küresel hat ve birliktelik eninde sonunda kendi sistemini oluşturacak ve yeni bir dünyanın kapısını aralayacak. Başkan Erdoğan da tıpkı dünya 5'ten büyüktür çıkışı gibi bu çıkışıyla da bugünün ruhuna uygun, daha vicdanlı bir dünyanın ilk işaret fişeğini ateşlemiş oldu. Erdoğan, dünyadaki İsrail'e karşı korku duvarını yıktı. Bunun ne anlama geldiğini de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan özetledi. Cumhurbaşkanımız insanlık vicdanının sesi olmuştur. Bu haklı sesi bastırmak isteyen, başta İsrail olmak üzere uluslararası Siyonist çevreler büyük bir telaş içindeler. Artık onların yaşadığı telaşı derinleştirmenin zamanı geldi ve başka yolları da bulunmalı. Sadece İsrail ile ilişkileri kesmekten, ambargo kampanyası düzenlemekten de öte, küresel suç ortaklığına karşı yeni bir küresel vicdan hareketine, hatta isyanına ihtiyaç var. Bir anlamda bizdeki 15 Temmuz destansı direnişinin küresel versiyonuna. Çünkü bu küresel suç ortaklığı sadece İsrail üzerinden Filistin'de soykırım yapmıyor. Aynı zamanda insanlığın bugüne kadar kazandığı bütün ortak değerlerini yerle bir ediyor. Baksanıza, küresel barışın simgesi olimpiyatlar bile kirletildi. Vicdan sahibi ülkelerin Paris olimpiyatlarını terk etmeleri bu açıdan bir ilk adım olabilir.